Günaydın. Anma Kask Sorgun Göresi'ne kampa Asansör gidiyoruz. aşağı yönde Bu gidecek. sefer arabayla gidiyoruz ve eşyalarımız Downwards. gayet güzel, yorganımıza kadar var. Sıcak olacak diyorsun. Sıcak olacak. Kampta bu sefer karavanlar var, motor var ve arabalarımız var. Sadece motosiklet kampı değil. Görüşmek üzere. Kalk. Kolay gelsin. Sağ olun. Günaydın. Sağ ol. Sen bunu yanlış koymuşsun da oğlum. Hayır, yorganı sen koydun, ben koymadım. Hayır, yorganı yanlış katlamış. Nasıl katlanacak? Yorganı katlama şekli mi o? Evet. Sen yolda giderken arkaya bakmıyor musun, arka aynalara öyle? Nasıl bakmıyorsun ya? Bakayım, dur. Ben gönül gözümle görüyorum arkayı. Ya bırak arkayı. Ha tamam. Deli gibi yağmur yağıyor. Acaba akıl dağıtılırken neredeydiniz? Neredeydiniz? Bir söyle. Evet, Çatıkçı'yı geçtik. Bir saatlik yolumuz kaldı. Şiddetli yağmurları atlattık. Şu anda hava güzel gibi ama ne yiyorsun ya? Karnına mı doğduğum? Önde Murat Abigil var. Karavanla geliyorlar onlar. Bayağı da hızlı gidiyorlar. Özgür. Normal ya. Karavan ya, ben basmaz duyuyordum ama. Normal. Araba üstü. Araba üstü. 2500 cc motor var bu arabada. Benden çok. Benim arabam bu arada Mini Cooper falan değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bildiğiniz Fiat 500C 1200 motor. Minnacık. Öyle Mini Cooper'a biniyorsun falan, ben de sigortacı olacağım falan diyorsunuz. Diyenler biliyorlar şu anda kendilerine. Kimmiş onlar? Sana söyleyemem bunları. Birkaç arkadaşım öyle dedi. Ben de sigortacı olacağım dedi. Halbuki ben 2007'den beri sigortacıyım. Yani topu topu bir bu arabam var. O da minnacık. Bir büyüğünü alamadık. Abisini ablasını alamadığımız için biz de yavrusunu almak zorunda kaldık. Bunu da zaten krediyle aldık. Ama güzel. Bakımı geldi şu anda. Bitmiyor aslında. Hayır, biraz önce deri gibi yağmur yağıyordu İstanbul yolunda. Şu anda yağmur falan hiç yok. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısın? Renklerin güzelliğine bir bak. Sarıyla yeşilin duruşunun şeklindeki güzelliğe bir bakar mısın ya? Muhteşem değil mi? Harika ya. Süper süper. Bayıldım bayıldım. Demek ki sonbaharda çıkılacak böyle yerlere. Çok güzel. Donmaya hazır mıyız? Donmaya hazır mıyız? Hazırız. Orada sabah estim durdum her bahar. Arkadaşlar, yanınıza böyle yola çıktığınız zaman böyle neşeli, hazır mıyız deyince hazırız diyen, coşkulu, tekrar soruyoruz. Hazır mıyız donmaya? Hazırız. Kamp alanı boş, kimse yok. Millet uyuyor herhalde daha. Bu saatte. Yani abi, önemli olan zaten kimse yokken gelmek. İyi havada herkes geliyor. Bence uyuyor mu bunlar? Korna çaldı, uyansın şunlar.
Bu adamlar bize kahvaltı hazırlayacak. Vallahi abi, çay may yapacaklardı hani. Hem de nasıl? Vivastolar çalışıyor. Haldır. Onlara dedim ki uğraşma çekmeyle çükmeyle dedim. Bak hale bak. Ha. Lastikleri çek. Çekme karavancılar görsün. Evet. Gözümün teki uyuyor, teki açık. Sorgun göleti. Burada muhteşem bir motosiklet var. Uyuyanlar var. Merhaba Dikir. Dikir selam. Nasıl geldiniz yağmurda? Sırılsıklam. Vallahi ıslandık ama güzeldi. Bugün göletine geldik. Çok güzel. Sarı, yeşil ve turuncu renkler hakim ama aşırı derecede soğuk. Tabii hazırlıklı geldik. Sıcak su torbalarımız, yorganlarımız, battaniyelerimiz, her şeyimiz hazır bu sefer. Ama gene de ısınacağımızı hiç zannetmiyorum. Aşırı soğuk. Karavanlar var, motosiklet var. Öyle yapacağım abi. Tamam. Öyle yapacağım. Arkamdaki nereye yerleteceğimi göreyim diye. Ben tavana takılıyorum. Murat abi tamam. Karavanı bir türlü yerleştiremedi. Çadırımızı kuruyoruz. Yine o çekimdesin değil mi? Çekiyor. Bu anları ölümsüzleştireceğim. Ay figen. Canlı. Fotoğraf da çektin değil mi o ormanın sarı yeşil halinden? Özgür yukarı çıktı. Değil mi? Dedim kesin çekiyor bugün. Havaya çıktı Özgür. Otağımızı kuruyoruz. Ya canım nereye çekiyorsun ağzını? Ben şuraya veriyorum ağzımı, sen nereye çekiyorsun? Ya? O telefona çekiyor. Telefona kuruyor Özgür. Yani hiç anlamadın. Pes yani, nasıl bir soruydu? Ya Serpil abla beni çekecek kameraya, beni çekiyor arabada. Beni çekmiyor. Şöyle yan yarımı çekiyor, yarımı çekmiyor ya. Değiştireceğim ben bu kameramanı valla. Tamam, ucunu geçir. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen kurduğunuz çadırı bakıyorum, çok hızlısınız. Bizim çadır minik. Sizinki gibi şey değil. Long. Ya bu bizim çadırda yatan bir hatun var, çok gıcık. Burada dedikodu yapan insanlar var. Hemen dinliyoruz. Evet, ben şey koydum. İşte günün kahramanı. Evet, onun sonra çakarken düzeltiyorum abi. Şu ağaçlara bağlasan özgür uçlarını. Ağaçlara bağla. Şunlara mı? Evet, bağla, hiç uğraşma. Çok mantıklı. Doğru söylüyor. Kaza bile gerek yok. Ablayın yanı sırasını gör. Üstü bağlayarak. Dur ver bana, ver. Ya desene şuradan geçirsin diye arkadaş. Ha? Bilmiyorlar. Serpil abla söylemese kazık çakacak diye uğraşacaklar yani. Yani Allah dikmiş iki tane kazık. Sen niye uğraşırsın ki demir kazıkla? İşte. Bak onlar hemen pıtı pıtı kurdular. Çadırı bu hale getirmemiz sadece ve sadece 4 dakikamızı aldı bu arada. Kuruldu. İlk kurulurken çok zorlanmıştık ama öğrendiğimiz için. Çevir. Evet, kahvaltıda havuçlu cevizli kekimiz, envai çeşit tatlımız, böreklerimiz, birazdan pişecek olan kıymalı yumurta var. Arabadaki poğaça, börek, simit. Büşra ne yapıyorsun? Sucuk mu yumurta? Harika. Gel buraya. Ben hatunumun karşısına geçeyim ha, burada da. Orası ağır olursa aşar. He. İlancığım, şekeri alabilir miyim? Hiç olmaz ya, temizleriz şöyle. Nereye temizleniyor? Hangi birine? Ben hala da oradan şekere bakıyorum hatunun üstünde. Evet arkadaşlar. Yani o paraları vermeye gerek. Arabayla mı gittiler? Şeyler var. Yok, motorla gittiler. Ben de dün gördüm. Göle gidelim.
çok güzel. Sarı, turuncu ve yeşil renkler. Su yok. Sen şimdi ben çay için kozalak topluyorum. Çıtır çıtır yansın diye. Benim dediğim... Evet. Abi sorgundan geçiyor mu abi? Geçer, yanlış at. Geçer, geçer. Tamam ki gerekiyor şu. Evet. Hafta sonu kampından karele. Baba. Baba. Adamın üstüne bastırmayayım, bağlama yapayım. Ben burada geleceğim abi oğlum. Beni de bağlayayım. Ya ciddiye aldın mı? Ne bileyim, sen söyleyince bir ciddiye alıyor. Şöyle çek. Oduncuna. Tamam mı abi? Oduncular geldi. Yöntem güzel oldu. Ha şu. Yavruyor, yavruyor abi. Tamam, yavru yolunu buldum. 200 lira. Şuna bak. Kesinlikle. Şey açısı daha sağlam olur. Yok. O zaman da rüzgar vurdu mu kırar atar. Yok. Tamam, daha çekme, daha çekme. Bağla, bağla, bağla. Ben görünüyor muyum? Şura abi. Yerimden kalktım. Baton abinin motoruna bindim. Biner binmez motoru devirdim. Şaşırdık mı şaşırmadık. Motoru devirdikten sonra bir güzel kırdım. Sonra indim oradan, gittim yerime oturdum. Yani. İşte. Şöyle. Parçası elinizde kaldı. 2020 model. Şu anda vidalarını koyuyorum arabama. Bunu pazartesi günü yaptıracağız. Kırdım yani. Sakarım. Aslında bir şey yapmadım ben. Direktman oturdum ve düştü, devrildi. Yani 200 kiloluk motora oturursa ne olacağı bu. Git kendi 100 kiloluk motoruna otur. Yani ne işin var senin 200 kiloluk motorda? Hani minnacık motorun var değil mi? Git minnacık motoruna bin. Kendime kızıyorum şu anda. Vallahi sana bir şey söyleyeyim. Atılınca bu kadar kolay bir şey değil. Kendini onun üstüne çekemiyorsun bir kere. Bunlarımız yetmedi. İkinci oduna gittiler. Devam et. Burada bırak, oradan taşırız o zaman. Gelme, gelme. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Allah'a gidiyor o zaman. Abi şu baltayı da alabilir miyiz? Yok, taşaklar bizim sattınız. Çok ayıp. Şu yollarda arıyoruz, kurtlar bitermiyor. Şimdi geldik lan, daha 10 dakika olmadı. Allah aşkına kaç saatten beri şu adam bir yolu geçirdiniz. Abi, abla burada dünyanın olduğunu var. 4 tane ağaç var burada ya. Kaç defa ip koptu. Bütün kozalakları Serpil abla topladığı için biz Selda'yla kalanları toplamaya çıktık ama hepsini toplamış kadın. Gerçekten toplamış. O ağacın altını temizleyeceğim demişti. Bir tane kozalak bırakmamış koca ormanda. O senin üstünde ne var? Üstüne koyuyorsun. Ya oraya kadar yürümeyeyim de içerideydi. Şöyle. Ama biz ne yaptık? Çuvalla, çuvalla götürüyoruz. Kolları gayet başarılı dedi. Sen de her şeyi alıyorsun, bir türlü kuyruğunu almıyor. Kopaş, bunları keser. Ya keser de, tilki kuyruğu daha iyi. Abi tilki kuyruğu alacaksın da var.
kesiyor. Abi, yok. Bir de uzun olmuş. Bundan daha uzun. Ne kesiyor, ne kesiyor. Şu an mazlardı ya. Kim demiş? Vallahi kim demiş? Serpil Hanım şu obayı kaldırın lütfen ya. Kim demiş yan mazlardı diye? Günaydın. Günaydın. Ayaktayız, sizi bekliyoruz uyanın diye. Ateş olsun diye mi? Hadi kahvaltı hazır. Geliyorum tatlım. Hadi bakalım. Ya adam ağır. Yani o kadar hareket yavaş ya. Anlatamam sana. Günaydın. Ulcum. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim valla. Baskın basanındır. Uyananı basıyorum. Kahvaltımız hazır mı? Hazır. Yemek yapan adam da çok yemek yiyemez. Evet. Bak sor, ben mesela şimdi mangal yaparız, yerken, atıyorum. Yaparken de koyar, evet. Heh, atıyorum. Mesela akşam köfte yaptık. Ben 3 tane köfteyle doydum. Ama yaparken herkese ama verdiğim... Ama sen yapsaydın, he, ben iki doğru tane yersin, çeyrek yerdim. Kendisini de ekmek. Bütün sürelerle doyar ama ben olduğum yerde bu ekmek arası getirişiyor. Yatışı da muhtemel ama çevresi iyi. En azından doğru doktor teşhisi için. Aynen. Yani, evet. Ya şunu söyleyebilecek bana. Yengiz abi sana bir hasta gönderdi. Bu çıkışın aydın gibi.